77 yaşıma girdim 15 Eylül'de. Aslen Bursalıyım ama 50 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Daha önce çocuk eğitmenliği ve bakıcılığı yaptım yıllarca. Ama son zamanlarda malum yaşlanınca iş bulmak zor. Bir emekli maaşıyla da geçinmek çok zor ev kira olursa. Maalesef bir huzur evi aramaya başladım. Başvurduğum bir huzurevinde o an imkan yoktu. Benim acelem vardı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na giden dosyam Darülceze'ye gelmiş. Görüşmeye geldim ve Darülcezeli oldum. Ama burada gerçekten huzur içindeyiz. Başkanımız ve tüm yetkililer, görevliler, çalışanlar çok iyi. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor, hiçbir kalan zannediyorum. Ve ben en azından çok mutluyum. Yani daha ne isteyebilir ki bir insan? Hastalandığında yanında bakacak, yardımına hemen koşacak birilerinin olması. Beslenmeniz doğru düzgün. Çünkü evinizde üç öğün yemek yapıp yemek bile ya üşeniyorsunuz ya yaptığınızı bile yiyemiyorsunuz. Ama burada her şey önümüze geliyor. Burada gerçekten hem işe yaradığımızı hissediyoruz hem de tam adı üzerinde rehabilite oluyor. Herkesin sıkıntılarını unuttuğu, bir şeyler yaparken kendini daha bir işe yarar hissettiği bir ortam. Ben ilk geldiğimde Yemeni boyamayla başladım. Ondan sonra seramik hocası gelmeye başladı. Çok güzel seramik bardak altları, nihaleler falan yapıyorduk. Vazolar, daha başka şeyler. Çok keyif alarak çalışıyordum. Ama korona sebebiyle hocamız gelemiyor malum. Şimdi epey bir zamandır sargı bezi yapıyoruz hastalarımız için. Yaşlılık kötü bir şey çocuklar. Gençliğinizin kıymetini bilin. Hakikaten insan tabii ağrılar artıyor, hareketler daha bir yavaşlıyor. Yapmak istediğiniz bir şey bir sürü şey oluyor yapamadığınız. Onlar için geç kalmışlığın hüznü oluyor. Sevdiklerinizden uzak oluyorsunuz. İstediğiniz gibi tabii girip çıkamıyorsunuz özellikle korona sürecinde. Ondan önce de tabii belki ekonomik koşullar şartıyla tabii ki zor. Hakikaten zor. Allah kimseyi evinden ayırmasın. Kendi yatağında son nefesini vermek nasip etsin. Hep ben bunu diyorum. Hiçbir zaman hiç kimse sevdiklerinden uzak tek başına can vermek istemez. Ama maalesef işte bu yani bazılarımızın sonu bu. Yine de çok şükredecek şeyimiz var. Biraz önce dediğim gibi dışarıda olsaydım çok büyük ekonomik sıkıntılar içindeydim. Bin kere şükürler olsun herkese. Öncelikle başkanımıza çok ilgili gerçekten. Çok sevgi dolu başkan yardımcılarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ben canı gönülden. Çalışanlarımıza da bize güzel güzel yemekler getiren, yapan, pişiren aşçılarımıza herkese teşekkür ediyorum. Burada Esenli'de bir hayırseverin bodrum katına yatıp kalkıyorum. O kötü günlerim orada geçti zaten. Orada yatıp kira almadı sağ olsun. Ondan sonra işte bir arkadaş burada dursun diye. Dedim Nasip abi dedi gel seni de Darülcezade'ye getirelim. İyi bir gidelim bakalım dedim hani. Neyse geldim Allah razı olsun. Defnenim var Allah bin kere razı olsun. Hemen beni buraya aldılar bir lafar aldım sadece dışarıdan lafar aldım bir kişilik geldim buraya burada kalıyorum. İşte iki seneye yaklaştı. Ondan sonra abicim burada bu rehabilitasyona girdim. Çanta işine başladım tabii. Bir seneden beri çalıştım. Atölyelerde çalmadan öğrettim. Tabii. Burada çanta yapıyordum. Bayan çantası yapıyordum ben. O meyanda işte bu belimde bir ağrı sancı peyde oldu. Hı hı. Ondan sonra hani otura otura tabii yaşlıyız artık. 78 yaşındayım. Bıraktım tabii. Bıraktıktan sonra şimdi Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Buranın hani ne bileyim herhangi bir öyle bir şey sorunu yok.
bizim için hakikaten burası bir cennettir yani, bilene ama. Peki. Yani ölümü bekliyoruz artık. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Hani ne eşimiz kaldı ne dostumuz kaldı. Şuraya iki sene oluyor bak görev demek. Bir Allah'ın kulu gelip kapımı açmadı. Niye açmadı? Çünkü yok. Olsa aşağıdan mutlaka. Şefa gönderken her hafta misafir doluyor dükkan varken. Anladın mı? Evet. Şimdi unutulduk. Ne kızından hayır gelir ne oğlundan. Cenab-ı Allah düşürmesin. Burada o kadar arkadaşlarımız var. Evini bağışlamış buraya. Adamı atmışlar buraya. Bize evi bağışlar. Ne yapacak adam? Sen bakmıyorsan. Doğru değil mi? Doğru.